Merhaba. Eddie Cantar ile ileri birinci defans teknikleri serisine devam ediyoruz. 7. bölüme geldik. 7. bölümde konumuz atak gösteren konturlar. Bunu 5 video ile işleyeceğim. İlk birinci videoda çilem ve artifisyal deklerelere kontur. Tabi bu konularda ortak ile e, anlaşmaya varmak çok önemli yoksa e, çok tehlikeli yerlere gitmek söz konusu olabilir Önce bir e, bu atak gösteren kontroller nasıl kullanılıyor ona bakalım sonra e, tek tek ilerleyeceğiz. Eskiden bu eskiden derken, benim gençliğimde ilk bir oyununa başladığım zamanlar kontrolün iki maksadı vardı. Ya adında olduğu gibi esas maksadı ceza ya da konuşmaya zorlamak için. Ortak konuş demek için. Şimdi günümüzün modern bridge deklarasyonlarında ise çok sayıda kontrol kullanım alanları var. En sık olanlar, şimdi ceza ve Yukarıda bahsettiğim iki tanenin biri ceza, biri take out tabı. Bunun yanı sıra negatif e, kontrol var, responsive kontrol var, sport kontrol, balancing, competitive, game try, snap dragon gibi farklı kontur e, metotları var. Bunların hepsini kullanıyor musunuz? Bilmiyorum ama bazıları e, çok faydalı olduğunu düşündüğüm e, konturlar. Powerful, Negative, Responsive, Sport gibi. Şimdi bizim bu derste ilgileneceğimiz kontrol tipi atak yönlendiren kontrol. Çok bariz iki özelliği var. Ortak pas derse buna ceza kontrol olarak oynanabilir. Yani aslında ee, muhtemelen eğer ilk konuşmayı da yaptıysa trap pass yapmıştır. Yani tuzak pass. Siz kontur deyince de cezaya vermiştir. Yani eli konuşulan renkte e, kuvvetlidir ve ne konuşulduysa bunu batırabileceğini e, düşüne. E, i̇kinci özelliği ise kontur çekilen renkten atak ister. Bu en temeli bu. Ama bunun farklı durumları da olacak. Şimdi atak gösteren kontroller şu kategorilerden birine düşer. İşlem kontratlarına karşı kontur. Bu videoda işleyeceğiz. Artifisiyel konuşmalar ya da kübite karşı kontur. Bu da çok sık karşılaştığımız durum. Bu videoda göreceğiz. 3 Sanzot'a karşı kontur. İşte burada ortakla anlaşmış olmak çok önemli. Ve farklı durumlar var. Şimdi işlem için başlayalım. Defans yani Doğu Batı hiç konuşmamış. Bakın neler konuşulmuş. Bir pik açıyor Güney. iki kör. Faz. Üç karo. Dört pik. Ve altı pike geldikten sonra double diyor. Şimdi Defans'ın konuştuğu bir renk yok. Ee, ve Doğu double'ı kullanmak için e, sonuna kadar bekledi. Hiç double olmasa muhtemelen Batı'nın herif hata yapacağını tahmin ediyoruz. Tabi bir sekansı vesaire varsa ayrı konu ama e, hepsi benzer durumdaysa trap çıkart. Ama doğunun kontrolünün anlamı şu. Tref ya da koz hata yapma. Yani karo ya da kör hata istiyor elinde bu renklerden biri şigan olabilir. Ya da as ve ruhası vardır. Batı eline deklarasyona bakarak bunu tahmin edebilmeli. Bakın bu konuşmada defansın konuştuğu renklerden birini atak ediyor. Ee, şilem'e karşı yapılıyor. Çünkü Şilem sadece e, iki löve aldığımız zaman e, batırılabiliyor. Onu da bir an önce almaya çalışıyor burada. E, kör ya da karo oynatarak. Ortakta tabi tahminde bulunacak. Yani bunlardan birini istiyor ama acaba hangisi? İkinci durum Şilem'e karşı. Bakalım bu sefer araya giriş var. İki kör dedi Doğu. Bir pik iki tref iki kör araya girişi. Üç pik. Dört pik dört sansotu. İki kart soruldu. Beş körden sonra Altı pike geldi. Pas pas, double. Yani kontur. Ve herkes pas. Şimdi. Ee, Doğu kör konuştu. Ve kör dedi. Hatta bu arada beş köre de kontur demedi. Bunun anlamı. Yani kesinlikle öyle yorumlamak lazım. Ben öyle yorumlarım bunu. Yani Üstad da, Kantar da tabi e, kitabın yazarı olarak böyle yorumluyor. Kör değil istedi. Tabi Kozda değil. kozata koz zaten Kozdan alıcısı varsa zaten alacak. Doğu'nun bu durumda Karo as ve ruvası olabilir mi? O da zor. Yoksa e, Güney kontrolleri yapmadan Şileme gitmezdi. Öyleyse bu kontrolün anlamı bir yan renkte şigan olduğuna işaret. Doğu diyor ki benim evet görüm var ama çakabileceğim bir renk var. Onu bul. Mesela buradaki örnek gibi olsun. İki körle araya girebilecek bir örnek. Altı körü, dört trefi, üç piki var. Kospik ortak karo hata yaparsa bir kör lövesiyle tahsil edebilirse şilemi batırabilir. Bunun için kontrol edin. Zaten kontrol için e, şunu söyleyeyim. Hani şüpheli bir bir batıracaksanız ya işte bu muhtemelen bakacak ama tam da emin değilim. Kontrol kullanmayın. Ele zonda değilken 50 yerine 100 almakla bunun çıkması halinde verilecek puan arasında dağlar kadar fark var. Yani bir batıracağınızdan eminsiniz belki ikidir ee, diye düşünüyorsanız tamam. Ama yoksa ceza konturunu kullanmayın. Benim fikrim o. Şimdi burada ki double'ında eğer hiçbir şey double söylememiş olsa batının kör hata yapmasını bekleriz. Ama doğu kör hata istemiyor o farklı bir şey istiyor. Evet, artificial konuşmalara bakalım şimdi. Bunlara kontur. Şimdi bunlar çok daha sık kullandığımız, daha birçok oyuncunun daha iyi bildiği konular. Artificial adı gibi suni. Yani gerçek manada bir uzunluk göstermiyor. Farklı bir anlamı var. En iyi bilinen artificial konuşma hemen herkesin kullandığı. Bir sansotüya iki treff steyman yapılması. Yani major soruyor. Treple ilgisi yok. Şimdi du iki farklı elle buna cevap veriyoruz. Şimdi Adam Vali on dörtlü. Bu elle kont hangi kontrat olursa olsun ister major'lerde oynasınlar, ister sanzotu. Tref atağını ister. Çünkü fire vermeyecek bir atak bu. Sıralı dört parça. İkinci örneğimizde bu sefer altı parçası var. Ama e, bu elle pas gerekir. Çünkü şöyle de düşünebilirsiniz. Rakip ya sür kontu derse ve iki taraf oynamak durumda olursa bu elle batıramayabilirsiniz bile. E, yani başınızı derde de sokmuş olursunuz. Bir diğer e, artificial konuşmaya kont tipi Sanzotu'ya yapılan transfer konuşması. Şimdi buradaki kuzeyin iki körü pike transfer. E, doğu bundan istifade edebilir. Tabi eli müsaitse. İki ele bakalım yine. elle kont der. Kospik de olsa, sanzot da olsa kör atağına iyi olur bu kontrat iki köre bırakılırsa da <laughs> yine sorun yok. Batırma ihtimalimiz yüksek. Ama ikinci elde altı parça olmasına rağmen ne pike zaten hiç yaramaz da e, oynasalar da körden pek bir şey çıkmaz gözüküyor. Körü sağlamak için yan renk sağlasak bile yan renklerde onörlerimiz pek yok. Bir karo dam vale var. Şimdi öyleyse e, prensip olarak şunu düşünelim. Bu tarz kontroller yaparken 5 beş 5'li ise rengimiz 3 onörlü olmalı. Mesela buradaki gibi as vale. 6 parçadan konuşuyorsak tepe 3 onörün ikisi olması lazım. Yani en kötü ruha dam olmalı. As dam as ruha olabilir tabi altılı konuşuyorsak. Böyle ellerle e, kontrol demek uygun. Son olarak da yani bu videonun e, son e, video e, konusu Roman Keycard Blackwood yani az sorular ile birlikte. Şimdi bu tamamen artificial e, olduğu için atak yönlendirme maksadıyla kontrol yapmaya uygun. Güney bir pik açıyor. Kuzey limit race. Kuvvetli yani. E, kuvvetli derken e, açarın altında ama e, koz desteği olan bir e, iyi bir el gösteriyor. 4 sansotu yapıyorlar. 5 kör cevabı geliyor. Ruva için 5 sansotu yaptığında 6 tref geliyor. Doğunun önünden 5 kör ve 6 tref eee destek verileri geçiyor. Şimdi ne desin? Mesela şu elle alt trefe kont diyebilir. Trefe hata ister. Tabi alt trefe oynayacak halleri yok. Kontratın alt trefe kalmayacak kesin. İkinci elde Rua Vale 18 ile de beş kere kont denebilir. Şöyle ise ne köre ne trefe bir şey denmez. Yani pas denir. Ortakta koz atak etmeyecekse etmemesi de e, mümkün yani normal. O zaman geriye bir tek karo kalır. Çünkü diyecek ki benim ortağım ne köre ne trefe kontr demedi. Öyleyse serbest bir şekilde atağımı yapayım. Bu videonun sonuna geldik beğendiyseniz lütfen beğeni yapmayı unutmayın. Gelecek videoda kaldığımız yerden devam edeceğiz.